Aynı bir de görüntüler var yanılmıyorsam, kamera görüntüleri. Yani burada tabii ki biz yargı değiliz. Yargı elindeki delillere göre karar vermiştir. Onun hakkında dosyayı görmeden bir şey söylememiz mümkün değil. Ama Sayın Başbakan... Bülent Arınç'ın açıklamaları oldu. Evet, Sayın Başbakan defalarca söyledi. Eğer polisin ihmali varsa, polisin hatası varsa bununla ilgili bütün gerekli soruşturmayı da yapacağız dedi. Bakın, olaya biraz da şu açıdan bakın. On binlerce insan 400 kişiye saldırıyor. On binlerce insan 100 kişiye saldırıyor. O 100 kişi insan, etten kemikten yapılmış. Üzerinde polis kaskı olması, polis üniforması olması bir şey ifade etmez. İnsan sonuçta. Sinir hücreleri var, duyguları var, evde bekleyen çocuğu var. Cebinde belki parası yok. Polislerin maaşları çok mu yüksek ki bugün toplumda sanki böyle bir polis üzerinden operasyon yapılıyor? Polis Türkiye'de özlük hakları açısından en kötü durumda olan sınıflardan bir tanesi. Bu hükümet zamanında biraz düzeltildi. Şimdi Sayın Başbakan yeni bir herhalde çalışma üzerinde ilerliyor bunların düzeltilmesi için. Ama polis dediğiniz insan, insan sonuçta yani. Ve 100 polis yan yana dizilmiş kalkanların arkasında 10 bin kişi saldırıyor Taksim Meydanı'nda. 10 bin kişi üstüne geliyor. Ne yapsın bu insanlar? Her şeyden önce bakın içgüdüsel olarak varlığını korumaya yönelik adım atması gerekiyor. Ben oturuyorum böyle bakıyorum gazetelerdeki arkadaşlar kendi oturdukları rahat yerlerden boğaza karşı içkisini yudumlarken klavyesinin üstünden yazıyor. Polis şöyle polis böyle. Ya sen polisin bir haftada çalıştığını bütün hayatın boyunca çalıştın mı? Sen polisin bir haftada çalıştığını ben o köşe yazarlarını soruyorum. Bütün hayatın boyunca çalıştın mı? Taksim'de on binler vardı ama biz şimdi tam Ethem Sarısülük hadisesinden bahsederken bu olay Ankara'da oldu. Ankara'da onun vurulma sırasında da aynı şekilde mi cereyan etti? Yani kalabalığı tarif ederken aynı şekilde mi tarif etti? Seda Hanım şimdi dosyayı görmediğimiz için bu konu hakkında konuşmak... Yok yok, hani bilirkişi raporları da yer aldığı için gazetelerde. Hani bilirkişi raporları, kamera görüntüleri, balistik incelemeden hareketle zaten söylüyoruz. Tabii ki de nihai bir karar verilmiş değil. Sadece tutuksuz yargılama galiba birçok insanın... vicdanını rahatsız etti. Öyle görüyorum. Tutuksuz yargılama yargılama kalacak diye nihai bir sonuç değil bu sonuçta. İtiraz gelir, tekrar mahkeme karar alır. Yani bu sonuçta final bir karar, bitmiş bir karar değil. Dolayısıyla bir yanlışlık varsa mutlaka düzeltilir. Ama bu yanlışlığın üzerinden bütün polisi kötülemek, bu yanlışlığın üzerinden polise operasyon yapmak, polisin üzerinden Türkiye'ye operasyon yapmak bu kimsenin haddi değil. Ben tekrar ediyorum. Burada oturur şimdi adam köşe yazarı. Aylık maaşı 40 bin liradır. Bakın açık seçik anlatıyorum her şeyi. Aylık maaşı 40 bin liradır. Oturur polis hakkında yazı yazar. Onun bir yıllık maaşı polisin 15 yıllık maaşına eşit. O hakkında yazı yazdığı, kötülediği polisin. Adamın aylık maaşı 40 bin liradır köşe yazarının. Oturur böyle sabahtan başlar demlenmeye. Akşama doğru milletvekillerinin emekli maaşıyla ilgili bir yazı yazar. Neden? Kendi maaşı 40 bin liradır, milletvekili emekli maaşı 5 bin liradır, 6 bin liradır. Veya kendi maaşı 40 bin liradır, milletvekili maaşı 9 bin liradır. Onun neden? Çünkü parlamentoyu küçültmek bu gazete camiasının genlerinde var. Parlamentoyu ne kadar küçültürse kendi patronu o kadar güçlenir. Ne kadar güçsüz bir parlamento olursa halkın gözünde, ne kadar itibarsızlaştırılmış bir milletvekili olursa, ne kadar itibarsızlaştırılmış bir devlet olursa, ne kadar itibarsızlaştırılmış bir başbakan olursa, bu medya patronu onun gözünde daha güçlü olur. Çünkü bugüne kadar Türkiye'de balans yani denge hep şöyle çalışmıştır. İtibarsızlaştırılmış bakanlar, başbakanlar, hükümetler, itibarı yükseltilmiş patronlar, medya patronları, karteller, yerleşik düzen. Ve bu yerleşik düzen sürekli hükümetlerin üzerine elindeki medyayla basarak, hakaret ederek, itibarsızlaştırarak, kafaları karıştırarak her zaman kendi çıkarlarını maksimum noktaya taşımıştır. Her zaman kendi istediğini almıştır. Şimdi bakın Recep Tayyip Erdoğan'ın onların gözündeki en büyük sorun da bu zaten. Bu sistemin içine girip bu arkadaşlara biat etmediği için, bu yerleşik düzenle işbirliği yapmadığı için, bu yerleşik düzenin kirli dolaplarında beraber tur atmadığı için onlarla bugün sevilmeyen başbakan. Kim tarafından sevilmeyen? Medyanın bir kısmı tarafından, yerleşik medya düzeni tarafından. Kim tarafından sevilen başbakan? Halkın %70'i, %80'i tarafından çok sevilen başbakan. %50'nin üzerinde oy almış Cumhuriyet tarihindeki ikinci başbakan. Dolayısıyla artık Türkiye'de herkes şunu anlasın. Bu arkadaşların istedikleri olmayacak. Bunların patronlarının menfaatleri için hükümetler gece kararname yazmayacak.
Bunların patronlarının menfaati için milletvekilleri nöbet tutmayacak. Geçmişte böyle oldu. Bu ülkede iktidar partisine, koalisyon ortaklarına nöbet tutturup kanun geçirten medya patronu var. Telefonla gece nöbetini takip etti adam. Milletvekilleri orada mı değil mi diye. Bu ülkede son derece saygısız bir şekilde başbakan karşılayan geçmişte patronlar var. Son derece saygısız bir şekilde genelkurmay başkanı karşılayan patronlar var. Şu anda yeni bir haber var görüyorsunuz. Avrupa Birliği yeni fasıl. Olumlu netice bekliyoruz. Ciddi tam da bu konuya gelmek üzereydik aslında. Şu konuyu aslında hemen bitirelim izin verirseniz. Buyurun lütfen. Herkes şunu bilsin ki bu ülkede, bu topraklarda son 314 yıldır kim ki yerleşik yapıların tekerine çomak sokmuştur. Bu sadrazam da olabilir, padişah da olabilir, başbakan da olabilir, bakan da olabilir. Hı hı. Kim ki bu yerleşik yapıların tekerine çomak sokmuştur, hepsinin kellesini almak için ellerinden geleni yapmışlardır. Bugün yaşadığımız olayların özeti budur. Bunun tabii açılım süreciyle ilgili, açılım sürecinde kazanılan başarıyla ilgili bir bölümü var. Onu birazdan anlatacağım. Tabii, bakın 92 yılında Turgut Özal birçok kişiyi farklı bölgelere göndererek bir açılım süreci başlatıyor. Birazdan notlarıyla her şeyi detaylı göstereceğim. Ve bu açılım süreci Turgut Özal'ın ölümüyle, Adnan Kahveci'nin ölümüyle, Eşref Bitlis'in ölümüyle ve Uğur Mumcu'nun ölümüyle bitiyor. 1992. Genelkurmay Başkanı istifa ediyor. Bildiğiniz gibi o dönemde. Genelkurmay Başkanı'nın istifa etmesi haricinde Türkiye'de 33 erin şehit edilmesi, Madımak olayı, petrol boru hattının keşfinin yapıldığı gün 33 er şehit ediliyor biliyorsunuz. Ve onun arkasında birçok Türkiye'de olay yaşanıyor. Şimdi bütün bu